Blogumuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz önce diğer vlogumu açtım. O kadar uykusuz ve yorgunum ki dün akşam üniversite sınavına açıklanacak diye sabah 5'e kadar kızlarla oturduk. İnanır mısınız? Bahçede Damla, Meryem, ben, Kumsal, Öykü 5'e kadar oturduk ve sonra 7'yi çeyrek geçe tekrar kalktım. Yani yaklaşık 2 saat, 2,5 saat uykuyla duruyorum. Artık ses mes gitti. Böyle Sami de işten geldi. Yemeğimizi yedik. Şimdi dedik ki hemen semaver. Bu adam semaver yakmaya bayılıyor. Evet, seviyorum. Benim de halim yok diyorum ama yaktı. Yine ona eşlik edeceğim artık. Allah razı olsun. Annemlere söyledim. Yok be kızım falan dedi. Böyle gelecek gibi oldu sonra gelmediler. Ararım ben de seni. Onlar da İzmit'e pazara gittiler. Bana da pazarlık yapmış, ablama yapmış, kendine yapmış. Alır gelirim ben şimdi. Sonradan yok yok falan dedi. Alırım. Sen neler yaptın şimdi geldiğin? Ay başım döndü biliyor Bak musunuz? şey istiyordum. Şu elektrik ses yapımı düzeltti. Evet, şuradan lamba şöyle direkt buraya geliyordu ve böyle yerlerde sürünüyordu. Sami de onu bunların arkasından geçirmiş böyle. Buradan, şuradan böyle. Bakın böyle yüksekte sinekliğe sıkıştırıyor. Sonra işimiz bitince buradan çekip şunun arkasına salıyoruz. Yani sadece akşamları taktığımız için zaten sıkıntı olmuyor. Ha bir de şunları taktı. Bunları bir tane ablacığım geçen yıl getirmişti böyle kuyunun başına sarmış. Kuyuya çok fazla şey yazan olmuş. İşte kapağı açık Nilgüncüm Allah korusun çocuklar düşer ya da işte kedi düşer diye. İnanın o gün boyarken bile Sami kediyi kucağımda tuttum tutabildiğim kadar. Ondan sonrasında da hep başında durdu kuyunun. Boyarken kapağını açtık. Bakın burada bir kapak var. Üstünde o kadar ağır bir demir var ki. Yani onu mümkün değil. Büyük bir insan ancak buraya bunları açabilir. Ve üzerine ekstra zaten şu saksım var ki saksı olmasa bile korkulacak bir şey yok. Yani Mesut abim bu demiri çok sağlam buraya böyle bu şekilde yapmış. Ben içerideydim, içerileri toparlıyordum. Zaten dediğim gibi çok uykusuzum. Sami de buraları sulamış çiçekleri akşamları. Bir o suluyor, bir ben suluyorum. İkimiz de şimdi hevesten. Sonra diyor ki Nilgün domatesin şey diyor böyle devrilmiş kırılacak gibi olmuş diyor. Şöyle bir sopa bulmuş. Şimdilik şunu şöyle bağladım diyor ama artık yarın annem onunla ilgilenmesi lazım. Böyle bugün üniversite sınav sonuçları açıklandı. O yüzden inanın üzerimden böyle bir sanki tır geçti. Dediğim gibi sabaha kadar Twitter'da açıklandı açıklandı hashtagleri yapıyorlar heyecanlandırdılar bizi. Ay inanılmaz heyecanlı bir gece ve gündü ama hamdolsun kumsalcığımın gönlündeki şey oldu. Yani sıralama gönlündeki sıralama oldu. Allah da inşallah sonuna kadar nasip eder. Sağlıkla sıhhatle güzel istediği bölümü kazanır ve okumak nasip eder. Benim evladımın da tüm emek veren evlatlarında inşallah yüzü güler. Gerçekten bugün tüylerim şu an bile diken diken oluyor. İnanın bakın. Bakın görüyor musunuz? Vallahi billahi böyle çocuklar emek veriyor ya onların gönülleri kırılmasın diye o kadar dua ettim ki Allah'ım bütün çocuklarımızın yüzü gülsün diye. İnşallah emekleri boşa gitmemiştir. Bu arada da bakın Arayayım ben orada. Sami anneleri mi arıyorsun hayatım? Ha, aramış Tamam bile. sen söyle bu Annem acilen ben de gidiyorum 5 dakika 10 bak dakika. ikna etti gördünüz mü? Sami de İzmit'ten bunu böyle kestirmiş bu masamız için. Burada da meraklı tazemiz. Güldü. Hayat ikna ettin mi? Şaşardım. Bak görüyor musunuz? Vallahi ikna etmiş. Kızım. Bir şey var oranda dur. Dur ot var anneciğim ot var. Ot var kuzum benim. Evet şimdi annemler geliyor ya salıncağı açıyor. Çünkü babam seviyor salıncağı. Sami'ye de çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. İşte Allah öyle damat bize de nasip etsin diye. Sami gerçekten sana birkaç gün önce de geldi yine. Dün Valla ben gel. okuyamıyorum hiç yorumları kusura bakmayın. Evet yani ben evi yerleştirmeye çalışıyorum. O kadar detaylar her gün çıkıyor ki. Bir yandan kızlar Ankara'dan Damla geldi diye sürekli plan içerisindeyiz. Kızıyorlar. Mesela bugün akşam öğleden sonra havuza gittik onlarla. İnanın ayağımı bile sokmadım ama çok kızıyorlar. Hayır birlikte gideceğiz diye. İnanın onlar için de onların planlarına da dahil olmaya çalışıyorum. Böyle çok yani geliyorum evde her yaptığım iş. Namaz eğitsem şurada. Niye biliyor musunuz? Bugün dün akşam bir hayalimi daha kavuştum. Benim en iste şu flaşı kapatsam mı?
Evet, bir sürü uçuşan tozlar belli oluyor. En büyük hayallerimden biri bahçede çamaşır asmaktı. En büyük hayallerimden. Bakın askılığım orada. Bir ahşap askılık da almıştım o evde ama daha yukarıda evde ıngıl cıngıl kalan o kadar çok şey var ki. Buraya astım ve akşam çamaşırlarımı buraya astım. Ay Meryem de Damla bana gülüyor. Nilgün böyle bir hayal olur mu? Size yemin ederim en istediğim şeylerden biri bahçeli bir evim olsun ve bahçesinde çamaşır kurutayım diye. Ve hatta benim istediğim şöyle eskiden şey gibi böyle ip gererek onda nevresim kurutmak. Valla gülenler olacak. Bak Sami de gülüyor ama yani böyle bir hevesim vardı. Allah biliyor ya. Allah canını ver. Evet. Burada da kumsalcığım sınavı atlattığı için büyük bir oh çekti. Böyle şu an kendini çok mutlu hissediyor. Geçen böyle Yivroşe'den almıştık siyah maske. Siyah nokta karşıtı kömür maske diyor. Onları buraya çıkarmış. Maske yaptı yüzünde gördüm ama bunları da burada bırakmış. Bu da ayna. Yani bunları da alayım. Ha bunu anlatıyordum. Namaz elbisemi dün akşam siyahları yıkadım. Bunu da yıkamıştım, astım. Fakat yengemle şımarık geldi. Yani şımarık yengemlerin köpeği. Akşam bahçeye girdi ve direkt bu namaz örtüme binip sürtündü. O yüzden onu tekrar yıkamam lazım. Bir onu buraya attım. Diğer çamaşırları topladım, içeriye katladım. Sami şu sepete de ben şeyleri koyuyordum. Bu dikeceğimi, küçük kazmamı. Ha şuraya koyayım da. Bunu buraya koyuyorum böyle şeylerimi, bahçe aletlerimi koyuyorum altında. Böyle yani bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Çok uzattım. Ay elimi sivrisine kısırdı vallahi hak olmuş. Bu bir yağ tenekelerini çok duygulanan arkadaşlarımız olmuş. İşte annemin bahçesinde köyde bu şekildeydi diye. Ben özellikle yoksa bunları ben beyaz boyarım ya da Sami boyar ama benim hevesim hep bu şekildeydi. Yani böyle tenekelerdi. Çünkü benim rahmetli anneannem de böyle tenekelerde çiçekleri vardı. Ve bana bu görüntü huzur veriyor. Allah biliyor ya. O yüzden bunları böyle tutuyorum. Evet Samicim. Sen nasılsın bakalım. İyi hayatım, ne olsun? İşte odunlarımı inceltiyorum. Uğur abi ablamızın görüntüsünü bozdu. Bakalım bir Ama ne haftaya yapsın? gidecekmiş. He? Ne yapsın adam? Yeri yok. İdare edeceğiz öyle. Ha, bir hafta sonra gidecek diyor. Onun evin önü de böyle biliyorsun. Ay ben bu arada bir dakika Biliyorsun içeride değil mi? he? Onun Onların evinin evinin önünde önü mal böyle dolu ya. evet. Bu arada Nuray Hanım'a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Daha önce de böyle hediye bana göndermişti. Kesesine bereket. İnşallah tekrar annemi, ablamı ve bana bahçemize çok güzel şeyler göndermiş. Bakın benimkini göstereyim. Şuna baksanıza ne kadar güzel. Yel değirmeni. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ince bir davranış. Ama ben çok üzülüyorum böyle yük oluyorum diye. Tekrar buradan Nuray Hanım'a çok teşekkür ederim. İzmir'e çok sevgilerimi gönderiyorum. Allah razı olsun. Çok öpüyorum. Neyse şimdi ben bardakları hazırlayayım. Çay bardaklarını hazırlayayım. Annemler gelecek. Evet. Ağır misafirimiz var ya. Sesler geldi, sesler. Anne dedi demedi sizi getirdi değil mi? Ay bu kapı ne kadar küçük. İnanmıyorum bunlar ne? Ay anne çok teşekkür ederim. Ay sardunya getirmiş. Bu cam güzeli Onu miydi? şöyle koysana da güzel çekemesin. Böyle Anne. tersini çekiyor. Bu cam güzeli. Bak buradan çek. Flaşı açayım. Eyvah. Pilim zayıf. Aa niye biz bu dış ışığı açmıyoruz ki? Ay kızım. Kumsalcım ya, o kadar müzik ses dinlenir mi? O kadar sesli müzik dinlenir mi kızım? Heh. Duvara koy da orada çek. Orada güzel görünüyor. Burada böyle düz olmaz. Onu koy o kaşa. Bu kaşa mı? Aha. Oh, tek elle koyamayacağım. Nasıl getirdi Sami sizi? Vallahi nasıl böyle yorgunum. İzmit'e gittik geldik ya. Pazara da gittik. Ay bir sıcaktı bir sıcaktı. Pazarda diyor ki ölüyorum sandım. İnsanlardan niye utanmış? Onu bir anlatsana herkes gülsün. Pazarda öldü diyecekler diye vay Ay dediler. diyor arkamdan mana verecekler diyecekler ki dedim diyor pazarda ölmüş. Niye, ne oluyor yani? Allah nerede Ben diyor sonra da kahvaltıyı öleceğiz. erken ettim ya. Size de Evet. bir şey yemeden. Evet. Ben bir daha yemek Ya yemeye kumsala da çok unuttum. heyecan yaptın ya şimdi böyle bir. Yemek yemeye unuttum. Ay bir midemden bir fenalık, bir böyle kafama uyuştu vücudum. Ay dedim babana vallahi ben ölüyorum dedim.
çok kötü oldum dedim. Nazar olmasın nazar. Hemen şeye girdik. Ablam olsa hemen nazar. Yusuf'a girdik. Orada köfteci ben Yusuf. Yusuf'a diye yalnız. Sanki amcasının oğlu. Köfteci Yusuf'a. Baban köfteydi. Ben hemen bir çorba içtim. Ay Pisan, bu kabuk bizim çok gıcır diyor. Yağ koyun açık ara. Evet. Ondan sonra o yemek de kesmedi ha beni, fenalığımı. Ondan sonra acaba şekerin mi düştü böyle? Bak böyle sonra şey öteberi alma işte malzeme almaya gitti ya baban. Mal almaya evet. He, oradan toptancıdan bir tane şey oluyor ya, Sami seviyor, ne diyor onu? Çikolatalı. Tabloren mi? He, çok he, evet. Bir de maden suyu. Ay o çikolatalı gofletten sonra açıldım. Tamam, senin kan şekerin düşmüş, şekerim anne. Düşmüş. Ama ay vallahi, ay ben bir daha böyle sıcakta gitmem. Çok sıcak. İnanılmaz Alanya sıcak. Alanya gibi BİM'den girdim o dondurma kaşıklarından da bulamıyoruz. Yok bir şey. Cuma günü BİM'e gelecek dediler dondurma Salı kaşığını. Dedi. Salı demişler bugün bizim de. Bizim de burada BİM yok ya. Ondan sonra kurabiyelerde böyle heves ettim. Hı, benim geçen yaptığım kurabiyede işte. Kız o Almanya bıçağını kırdım ya ben sapını. Nasıl kırdın? Ay ne bileyim. Annem ben. O küçük Almanya bıçaklarından bende vardı. Onun da bitmiş, körelmiş, ya, eskilemişler. Dedim ben size veririm. Ablamla ikisine birer tane verdim. Ama yepyeni, daha nasıl niye kıramayı başardın? Niye elimde kaldı bilmiyorum. Sami onu tamir eder. Beyaz olan mıydı senin getirdiğin? Mavi. Ha, bendeki kırıldı. Eskisi kırıldı o zaman, maviydi. Ha, ben de üzüldüm. Ha, yok, yok. Ondan sonra işte öyle vallahi çok sıcak. Ay bana bize şey göndermiş. Nuray Hanım çok teşekkür ettim Nuray ben de. Hanım, ay çok teşekkür ederim. Vallahi hatırlaman yeter ama. Kesesine bereket inşallah. Bereket. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim ama vallahi zahmet etmişsin. Çok ince bir davranış gerçekten. Ha, Allah razı olsun ama. Düşündüğün için çok memnun oldum ama sonra da zahmet veriyoruz evet. Üzüldüm evet yani. Ben de öyle düşünüyorum. Allah. Onun için kargoya gitmiş, emek vermiş, ya, almış. Maddi manevi emek vermiş yani. Evet. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar. Şimdi biz üst kat sıcak diye alt katta Sami ile yatıyoruz. Sami dışarı çıktı bahçeye. İçeriye bir girdi. Nilgün annem bahçede diyor. Nasıl bahçede diyorum. Ay o kadar hoşuma gitti ki size anlatamam. Ama bıraktın el işini. Bıraktım. Babam dükkana çıkarken tekrar inemez. Cuma ya kalabalık. O yüzden dedim ki ben de onunla gideyim de otururum orada. Sevindim. Bahçeye gelmiş. Bizi uyandırmamış. Önünde var ya mısırı pişirmiş. Yani bu kahvaltı benim burada ama annem hazırladı aslında. Mısır pişirmiş. Biber aşı yapmış. Sami seviyor diye sıkma yapmış. Ondan sonra ne yapmıştın başka anne? Bir şey daha vardı sanki. Yok, başka yok muydu ben mi? Bana mı fazla geldi birden sabah sabah görünce? Ekmeğimi mi söyleyeceğim? Vallahi ama böyle bunlardan çok çok vardı yani, az koydum tabaklara. Buraya koymuş önüne saklama kaplarında bu yaptıklarını. Önüne dizelemiş, kağıt çantasında eline almış. Serinde çanta örüyor orada bahçede. Bak, nereye çıkmış? Bekliyor bak, ki. Çıkmış? Sütlaç. Meraklı. İşinde. Şimdi bu tarafta ablam da var. Onları da çağırdık. Hep birlikte böyle bahçede kahvaltı yapıyoruz. Mısır niye sabah sabah demeyin, benim en sevdiğim şey. Şimdi ben yemeği onunla başlayacağım. Bak çantamda bu. Ha, bakayım. Ha bu bana yaptın mıydı? Hı, sen aldın ya. Çok güzel. Aa, ben onu unuttum biliyor musun? Sen onu bahçeyi bıraktın galiba. Sıcakta bahçelere gidiyor, bir şey olmuyor. Hmm. Kap gel. Kap gel. Kameramı kap gel. Nerede? Mesut abicim kolay gelsin. Şimdi evde işlerime bakıyordum. Meryem aradı, dedi ki gel bir kahve içelim ve benim kahve köşemi gör dedi. Şu mu? Yapım aşamasına aynen öyle. Evet şimdi. Şimdi bir saniye. Göstermeye çalışayım. Şöyle bir göstersin bakalım. Kahve aa, köşesini Meryem, Mesut abim yapıyor. Ay, aç ya. Ne ağacı kullandın Mesut abi? Diş bırak. Diş budak kullanmış. Bakın. Onlar da kapaklarına konuyor değil mi? Aşkım. Öndekini. Bakın böyle yanlarına da bu separatör. Separatör deniyordum. Evet. Onun biraz daha irisini. Ay Mesut abi yalnız nasıl oldu biliyor musun? Soba gibi. Az önce Meryem'e öyle dedim. Peçka sobalar. Evet. Peçka soba gibi oldu biliyor musun? Ama şu kahverengi görüntüleri var ya. Şimdi bunlar boyanacak tabii ki. Bakın buralarını böyle çerçeveler koymuş.
Bunlar zımparalanıp herhalde. Bak, lama diyorduk ondan ya, sonra boyanacak. Şu köşeler değil mi? Evet, aynen. Ay harika oluyor Mesut abi. Üzerine de raflar koyacaksın değil mi Meryem? Böyle siyah lamadan böyle aralarına şey atıp onların üstüne tutturacağım. Aha. Raf koyacağım. Raflar olacak. Böyle. Tabii ne renk boyayacaksın? En altlarını siyah. Her yer siyah. Mat siyah her yer. Ağaçlar kendi renginde kendi kalacak. Doğal. Evet. Ama ben renkleyeceğim sadece. Meryem buna kahve makinalarını, airfryer'ini falan da koyarsın. Koyacağım. Ben airfryer'i şu alta koyacağım. Bir işte çay makinemi, kahve makinemi. Ay çok güzel. Nihayet Mesut abim siparişlerinden fırsat bulup kendi işini yapmaya zaman buldu eşinin yani. Eşinin işini yapmak. Eşinin işini. Kaç ay oldu Allah aşkına? Üçten beri. Bir kahve şeyi yapacak Meryem'e dolabı. Meryem dur şu siparişi de yapayım. Dur bunu da yapayım. En sonunda Meryem'e sıra bir araya sıkıştırdı yani. Yengemlerin oradayız. Üst abim burada malzemeler açık. Atölyesinde tıngır tıngır onu yapıyor. Biz de orada kahve içiyoruz. Aytül, Kumsal, ben, Fatma yengem, Meryem. Bu da arka tarafı. Mesela şimdi burası yengemlerin evi. Yan taraf benim. Bu evin yan tarafı benim. Ben ön sokağa bakıyorum. Bunlar arka sokağa bakıyor evleri yani. Şöyle gittiğimizde de Damla'nın evi. Bugün bir yorum gelmiş. Sizi yeni izlemeye başladım diye. Çok teşekkür ederim. Bu arada kanalıma yeni gelen herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abone olup yorum yazıyorsunuz. Vaktinizi ayırıyorsunuz. Bir soru gelmiş. Hepinize mi ait o bahçe diye. Hayır, biz sadece burada. Şimdi nasıl söyleyeyim? Şu gördüğünüz arsa şuradan şöyle başlıyor. Benim evimin oradan şöyle... Mesut abi kaç metrekareydi bu bizim arsa? 800 küsür. 800 metrekarenin içinde dayımlar ve biz varız. Yani burada Meryemler, dayımlar, yan tarafta ben. Burada bu arsanın içinde yani dededen kalma arsamızın içinde. Mesela yengemlerin bahçesi burası. Bu arada benim hayal ettiğim çamaşır asma stili böyle. yengemlerin bahçesi burası. Yan taraf benim evim, orası da benim bahçem. Yani böyle iki tane yan yana ev düşünün. Ve bahçeler böyle. Biz şimdilik böyle bambuyla kapatmıştık. Sonra işte oraları daha düzenleyeceğiz. Yani o yüzden bir hanenin içinde, bir avlunun içinde, bir arsanın içinde olduğumuz için hani sürekli böyle birbirimize gelip gidiyoruz yani. O yüzden kalabalık gelmiş olabilir ve biz zaten iç içe bir aileyiz. Hamdolsun biz bundan gerçekten çok mutluyuz. Bayan arkadaşımız demiş ki ya bilmiyorum yaşını bilmiyorum arkadaşımız diyorum. Şey demiş ben hani çekemem bu böyle sürekli kalabalığı kaldıramam demiş. Gerçekten çok samimi söylüyorum biz çok seviyoruz ve çok da iyi anlaşıyoruz. Hamdolsun Allah'ım Allah nazar değdirmesin. O yüzden biz böyle birbirimize sürekli gece 1'de 2'de bile hadi kahve yap geçiyorum gibi ya da Zinet ablamla yukarıda oturuyorduk. Aynı o şekildeydik. Benim eski evimde şuradan çıktığınızda köşeye dönüyorsunuz. Eski evimde şuradan. O yüzden böyle iç içe bağlıyız. Burası köy zaten. Yani daha böyle samimi doğal bir ortam var. Bunu da böyle açıklayayım istedim. İçeride bir kahve içtik Mesut abim bu arada bitirdi bile boyayı. Spreyle boyuyor ama şöyle. Bakın şöyle spreyle. Aa, seni çekmiyorum. Peeling yapmış. Şurada Nurten yengem amcamızın gelini üst katta oturuyor da. Diyor ki Nilgün beni çekme sakın diyor. Türk kahvesi içmiş. Peelingini de yüzüne yapmış. Şeyle telveyle peeling yapmış. Ay ne kadar güzel olmuş. Ay Meryem şahane. Bak bir şey söyleyeyim Meryem. Bu bittiğinde şöyle bir döşendiğinde de bir çekelim. Zaten senin ev vlogunu istiyorlar. Ben de hani her şey bir bitsin ondan sonra çekelim. Meryem de istiyor zaten çekersin diyor. Bakın çok güzel. Buraya da böyle yuvarlak muhtemelen ötütmaç yapacağız. Ay çok güzel. Değemiyorum şu an ama içine de raf olacak ama bir şeyler koyarım içine. Bakın ay gölgede ki çekemiyorum şöyle mi yapsak? Ha şöyle çekeyim. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Verniği sürecek güzel. Ha, evet, ahşaplarına vernik burada. Sürülecek. Ben eve geldim. Şöyle 3 tane haşlanmış patatesim var. Yani şuralarda da şu çay paketi var. Şu çayı kavanozuma döktüm sabah. Çok az kaldı dedim ki bunu da yarın sabah pakette dursun yine kullanırım. Şimdi yoğurt çıkartalım. Haşlanmış patatesimi çıkartayım. Geçen şeyde misafirlerim geldiğinde yapmıştım. Belki hatırlayanlar vardır. Yoğurt. Aa dereotum yok ama. Yoğurt, patates, salatalık, sarımsak çıkaralım. Sarımsak lokaları 3 tane kalmış. Sonra sen bir ötme dolap ya. Dolabı da unutmuşum. Neyse kapıda geçelim. Başka içine ne koyabiliriz?
Acaba şöyle gözlenmiş olur mu ki içinde? Patlıcan ve biber gör içinde olur mu kumsal sence? Çok az. Şundan koyalım. Ne? Bak mı istiyorsun evet. İçine? Evet. Ama salatalık patates var zaten içinde. Olsun. Olsun tamam. Bunu da koyacakmışız. Kavanozda Rus salatası. Tamam, mayonez. Bütün zararlı şeyleri koyuyoruz. Ketçap. Normalde ben ona ketçap mayonez koymam. Ketçap koymaz annem o salataya. Koymayalım işte. Aha. Tamam bir aşkım hadi çık sen şimdi. Dolabı kapatıp ötmesin. Oo, geçen gün şunlardan aldım. Daha önce de file marketten almıştım. Şu waffle'larda. Neydi? Şok marketti sanırım. Aklınızda bulunsun. Vardı. File markette vardı. Şok da getiriyormuş. Ama böyle buzdolabına koyunca biraz paketin içinde sertleşiyor. Ama sıkıntı yok. Çünkü ısıtıp da koyabiliyorsunuz. Şöyle kapaklı bir kapta yapayım. Şöyle bir kapaklı bir kapağı. Şimdi bir kere durlayalım. Ben illa dolaptan çıkardığım şeyi, yani kapları, tencereleri illa bir kere yapıyorum. Sudan geçiririm. Kapağı başka yere gidince aklıma kelimeler gelmiyor. Şöyle yapayım ben size. Şöyle yapayım. Sürekli geliyor. Evden ıvır zıvır küçük şeyler geliyor. O yüzden bir vaktim olmuyor. Görüyor musunuz? Evet. Ekranda biraz vuruyor. Sabah annem gelirken biber aşı getirmiş. Ondan bayağı bir var. Ondan sonra ne var? Semizotum. Dünden semizotum var. Yarına belki bir makarna yaparım. Akşam yemeğimiz. Yeter. Onları tüketelim. Çünkü ziyan olmasını hiç istemiyorum. Böyle dökmeye bir şeylere çok üzülüyorum. Bugün bu sabah mesela bir dilim karpuzum bitmeden karpuz. Böyle ince bir dilimi bozuldu. Çöpe attım. O yüzden çöpe gitsin istemiyorum. Şimdi ben bu salatayı yapayım. Kumsallı serin serin yiyelim. Büyük renden mesela buraya gelmemiş. Şu gelmiş. Bu el rendesi. O yüzden onunla yapıyorum şimdi. İki salatalık rendeleyeceğim. Üç tane patates, yoğurt, mayonez, sarımsak. İşte dereotu olsaydı harika olurdu. Yok neyse. Beyaz evye çok beğeniyordum ve beyaz evye istiyordum mutfağıma. Ama gerçekten sıkıntıymış yani. Ne sıkıntı? Yani sürekli elinizde bir şu domates soslu cif şuna. Cif değil. Ace. Şu harika bir şey. Böyle köpüklü domates soslu sprey. Daha önce alışverişte de göstermiştim size. O olmasa yanmıştım. Çünkü mesela atıyorum bir kahve bardağının içindeki kalan kahveyi döküyorsunuz. Şöyle yapayım azıcık. Bir kahve bardağını döküyorsunuz. Hemen lavabonun içi böyle bir hafif sarılık veriyor. Ya da bekletirseniz üzerine hemen su dökmeden o böyle bildiğiniz bardağın altı leke gibi kahve lekesi kalıyor. O yüzden bu acenin fısfısı köpüğü sürekli elimde. Yani beyaz evye çok güzel mutfakta ama sıkıntı yani sürekli eliniz olması lazım. Deterjanda olması gerekiyor için. Önceden gümüş rengiydi evyen ve harika. Hemen sildiğimde birkaç gün o sararmıyordu. Beyazda gerçekten zorlanacağım biraz.
3 tane patates rendeledim. Kumsal o garnitürü demişti. Garnitür koydum sadece içine. Salatalık rendeledim 2 tane. Mayonez koydum. Yoğurt, tuz. Şimdi bir de şey yapacağım. Sarımsak rendeleyeceğim 2 tane içine. Başka bir şey yok. Böyle soğuk soğuk o kadar güzel fresh bir salata oluyor ki size gerçekten anlatamam. Bunu muhakkak deneyin. Çok seveceksiniz. Şimdi biz içine bir de şey koyarız. Pul biber koyarız çünkü biz acıyı seviyoruz. Evet, akşam yemeklerimizi yedik. Sonra Sami ile biraz şurada masada keyif yaptık. Bak bak nasıl koşuyor ya. Bahçeye çıkınca bayılıyor biz böyle yanındayken. Bir oraya bir buraya koşturuyor. Bu ahşap şeyi çamaşırlığı getirdi Sami bu akşam. İşten gelirken yukarıdaki eve uğruyor. Birkaç bir şey alıyor yine geliyor. Tabloları yatak odası için almıştı. Yani bütün tabloları aldı. Yatak odası için olanı taktık. Ondan sonra ben de çamaşır yıkadım. Bir posta buraya astım. Biraz sığmadı. Şunu astım. Biraz da şeyleri attım. Bornozlarımı attım. Sami de bu arada. İyi akşamlar Sami Bey. İyi akşamlar. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar. Bugün ablamın misafirleri var. Arkadaşları geliyor. Ben de ona kek yapacaktım. Yine o şey kekimden. Kek unla yaptığım kekten. Ve tam kalktım. A101'e gideceğim kek unu almaya. Elektrikler gitti. Sonra annemle konuştuk. Annem dedi ki gel benim burada da elektrikler var dedi. Şimdi sizin için de azıcık ayrı bir çekim motor geliyor baksanıza. Bu en son geldiğinde 20 bin liraydı. Şimdi 33 bin. 27 Temmuz Perşembe geliyormuş. Yani bizim mahallede elektrikler kesilince. Şimdi kek unumu alıp anneme gideceğim ama bakalım aktüel neler var. Neymiş? Ocak üstü tost makinesi. Sabunlar ne kadar güzel. Önceden hep annemler bunlarda tost yaparlardı. Ama plastik. Yalnız şurası. Onların tahtaydı sanırım. Pankek tavası diyor. 175 lira. Başka bu şekilde plastikler var sanırım. Ama bunlar çok güzel. Bunlar bende de var. Cam. Lavın. Şunlar da güzelmiş. Aa bu süper mesela. Şu da güzel. Bunu çıkartamadım. Ay, bunlar çok güzel makineye atılıyor. Ve o kadar rahat kullanımı var ki. Belki bunlardan alırım. 359 liraymış. Kaça kaçı? 120'ye 180'i. Pamuklu 80'e 150. 200 liraymış. Süper valla. Şunu çok beğendim. Mutfağıma bunu alabilirim. Hatta direkt alayım değil mi? Evet. Direkt alalım. İstediğim zaman hemen makineye atıp kullanırım. Bunu ben şimdi şöyle koyayım ama. Bir ablamızı gördüm. Onunla konuştuk. O yüzden kapattım. Bu da soğuk sıcak tutmak için saatimi vuruyorum. 95 lira sanırım. Evet 95 lira. Silik çıkmış biraz yazısı. Güzel ama. Desenleri de güzel. Neyse ben şimdi kek unu da alıp annemlere gideyim. Annem de ablama börek yapıyordu. Ben de kekimi yapayım. Ondan sonra işimize bakalım. Bakın duyuyorsunuz mu? Sen kimin oğlusun? Köyde böyle sorarlar. Sen kimin kızısın? Sen kimin oğlusun? Ah arkadaşlar var ya A101'den çıktım anneme bir geldim. Annemde süt yokmuş. Tekrar gittim süt aldım A101'e. Ondan sonra geldim ben kekimi çırptım hızlıca. Kek un bulamadım bu arada normal kek karışımı yaptım. İçine 3 yumurta, 1,5 bardak klasik bardakla şeker onu çırptım. Sonra 1 bardak yağ, 2 karbonat, 1 vanilya, limon kabuğu rendeledim. 4 bardak da un. Klasik, klasik evet klasik kek. Bu da annemin Manisa pidesi. Geçen gün yapmıştı ya bugün de ablamın misafirleri için yaptı. O fırına gidecek. Sonra kalan hamurdan anneciğim bir gözleme yaptı şu an. Göz hakkınıza helal edin. Bundan yiyeceğim. Yanına da çay dökeceğim. Çayı da varmış annemin. Şimdi fırın ısınsın kekimi atacağım. Bunu dışarıdaki davul fırına atacağız.
Böyle bir koşturma var yani mutfakta şu an. Ha bir de şeyi getirdi anneme. Ha, onu göstereyim. Fasulye diplemesi. Fasulye diplemesiymiş. Ben bunu hiç yemedim. O zaman tadına bak. Hiç hatırlamıyorum gerçekten yediğimi. Nasıl yapılıyor anne bu? Çok küçücük doğramışsın. Küçücük şu kenardan alayım bir kere. Soğanı kavuruyorsun. Biber doğruyorsun 2-3 tane. Evet. Fasulyeyi güzel kavuruyorsun. Domates rendeliyorsun. O fasulye biraz yumuşamaya başlayınca bir bardak pirinç koyuyorsun. Bir parçacık tereyağı koyuyorsun. Anne şahane. Ay çok beğendim. Karadeniz yemeği bu. Çok güzel. Ben zaten Karadeniz yemeklerine bayılırım. Ben sıkıyoruz da. Neyse. Bir saatlik bir koşturma sonunda sonuçta işlerimizi bitirdik Allah'a şükür. Gözlemeyeceğim. Hı, gözlemeyeceğim de şimdi çay döküp yiyeceğim. Oh kekim nasıl ama. Çok güzel oldu gerçekten maşallah. Bir de zaten şeye sevindim. Bu kek kalıbında tam ölçüleri böyle bilmek istiyordum. Hani hep bu kalıpta yaparken o ölçüleri kullanırım diye. Tamam yani bu ölçülerle artık hep aynı yapabilirim. Annemi çektim de orayı keserim şimdi müsait değil üstü. Bakın annem pidesi de böyle pişiyor. Ben şimdi babam geldi onunla eve çıkıyorum. Ah size bir de bu arada neyi gösterdim? Ben eve geldiğimi söyledim mi? Evet eve geldim. Kıyma almıştım. Kıymalarımı paketledim. Annem mantar almış bir şeyler. Onları yerleştirdim. Neyse şurayı fare gibi ben yedim arkadaşlar. Ben kestim. Çünkü çok merak ettim. Bu o kadar fresh bir pasta ki cennet hurmasından. Annem bunları kışın böyle hani hatırlarsınız poşetliyordu, koyuyordu, dondurucuya koyuyordu. Efendim aşkım? Evet abi bir saniye geliyorum. Evet kumsal İzmit'e gidiyor. Samiye de onunla gözlemeye oluyorum. Görüşürüz anneciğim. Allah'a emanet ol. Annem de gözleme yapmıştık ya. Onlardan Samiye'yi de hemen koydum. Şunu da yarısını yerleştirebildim. Şimdi size ne göstereceğim? Burada da ne var biliyor musunuz? Fasulye diplemesi ve kumsal bayıldı annemin buna. Onu anlatıyordum. Cennet hurmasını annem böyle yazın püre gibi, kışın püre gibi yapıp dolaba koyuyordu. O zamandan çıkartmış bakın böyle bisküvili. Ben şimdi kesince de size gösteririm. O kadar güzel, o kadar ferah, fresh bir pasta ki gerçekten bunu yapın. Çok güzel bir tadı var. Böyle cezeryeye de benziyor, mozaiğe de benziyor ama mozaik pastasına da benziyor ama bu başlı başına çok lezzetli gerçekten. Şimdi ben bundan birkaç dilim keseceğim. Tabağı o yüzden çıkarttım. Meryemciğime kahve içmeye gidiyorum. Giderken onu da götüreceğim. Kumsalı yolcu ettim. O arkadaşıyla buluşacak. 2,5 arabasıyla gidecek. Hem de Sami'ye gözlemi yemeğini bırakacak. Oradan gezecekler arkadaşıyla. Akşam da babasıyla döner. Ben şimdi bundan keseyim. Meryem Tuş'a bir kahveye gidelim. Birlikte size de kahve dolabını yerleştirdiyse onu gösteririm. Evet pastalarımızı koydum. Heh, meraklı da burada geldi hemen meraklı. Hayır bu sana göre değil. Şimdi Meryem Tuş'a gidiyorum. O da güneşlikleri kapalı baksanıza. Ama konuştuk. Kahve içmeye geliyorum dedim. Evet Meryem Tuş'un size kahve köşesini göstereyim ama sakın yerleşti sanmayın. Şu an bütün çeyizleri çıkartmış. Şimdi bu kahve dolabı yapılmadan bunları çıkartmıyordu çoğu şeyi aldıklarını. Kutularda duruyordu tezgahın üzerinde fazlalık yapmasın diyordu. Kahve köşesini getirmişler. Burayı yerine koymuşlar. O da böyle kahve için olan şeylerini çıkarmış. İşte şu setleri hatırlarsanız hep aldığımızı. Şöyle yıldızları, nihalelerini falan böyle kettle'ını. Ay Meryem şunları da var ya. Ne gülmüştük. Bunları aldığımız gün bir sürüydü çantasında elinde. Bir bayan züccaciye dedi ki tahta kaşıkları nereden aldınız dedi. Hani ucuz sandı. O kadar çok aldı ki Meryem. Bunları kaldıracak ama şunlar böyle kalkacak buradan. Şimdilik böyle buraya koymuş. Şimdi onları tek tek yıkayacağım, kurulayacağım diyor. Ama çok sıcak ev Meryem'i şu an. O yüzden gözümü almıyor. Akşama yerleştireceğim diyor. Böyle kahve şeyleri almış. Çerçeveleri. Bu üzerine de böyle raf gelecek. Yani burada makinelerin üst kata mı koyacaksın Meryem? Evet. Kahve makinelerin üst katı olacak. Üstte de kupalarını. Kupalarını asacak o rafa, yapılan rafa. Aşağıya ne koyacaksın? Airfray'i koyacağım, çaycıyı koyacağım. İşte kettle falan olacak. Bir iki obje falan bir şeyler koyarım oraya da. Ha, böyle şimdi bir dekore edecek. Açmadığım şeyler de var. Yavaş yavaş dedim açayım da kutuları en azından azalsın. Yani şimdi tezgahında çıkaramıyordu bu. Kaç aydır da bu şeyi bekliyordu. Hani çıkartayım şeylerimi, bardaklarımı, kupalarımı. Bu kavanozları mesela hepsini yıkayacak yeni çıkarttı böyle kahve için, şeker için. Buna da herhalde Nescafe koyacak. Türk kahvesi, şeker, Nescafe gibi değil mi Meryem? Aynen. Öyle koyarsın. Tabloları nasıl asacaksın? Tabloları
Onları işte asmadan böyle rafa mı koyabilirsin? Rafa öyle dayıyorlar. Ona kararsızım ben de. Hmm, yani öyle de koyabilirsin. Hani şu şeyi beyaz kahve yazanı oraya ortaya koyarım. Diğerini rafa asarım bilmiyorum. Yani o anki hayatı yapmalı. Hatta siz de fikir verirseniz seviniriz. Yani böyle hani şunu şuraya koyup dekore et Meryem derseniz Meryem yorumların hepsini okuyor yani. Seviniriz. Böyle ama kahve makinelerini yukarı koymayı düşünüyorum. Daha rahat yapar. Çünkü tam böyle boyumuzca yüksekliği burası çok rahat olacak. Yani böyle kahve köşesini göstereyim. Bunun için Meryemciğimle kahvemizi içiyoruz. Tatlımızı yiyoruz.
çok şükür benim alt katta işlerim bitti. Alt katı komple sildim. Süpürmeden sildim. Bu buharlı karşerin makinesiyle sildim. Hatta salon tarafını silerken şarjım yoktu. Sizi biraz şarja taktım. Mutfağımı sildim. Tezgahlarını boşalttım. Üzerlerinde o Acen'in temizleyicisi var ya, köpüklü, bahsetmiştim size sanırım. Dün mü bugün mü? Onunla güzelce sildim, yerleştirdim. Merdivenlerimi dün güzel silmiştim. Yani suyla silmiştim. O yüzden bugün Sleepy'nin o mendilleriyle sildim güzelce. Sabahtan anneme koşturdum. Orada annemle işte o pide yaparken ona yardım ettim. Kek yaptım. Ablama yolladık. Oradan sonra geldikten sonra da işte evde çamaşır, bulaşık, işte günlük rutin işler. Ondan sonra da alt katı temizledim. Allah nasip ederse yarın, günlerden pazar, yarın akşamüstü üst katı temizleyeceğim. Çünkü üst katım çok sıcak oluyor. Alt katım o kadar güzel, o kadar serin ki. Ama üst kata gündüz iş yapamam. Yani bugün yapamam ama yarın, saat görüyorsunuz 5'i çeyrek geçiyor. Yarın Allah nasip ederse 5'ten 6'dan sonra da üst katımı siler süpürürüm. Ya da direkt makineyle silerim. Çünkü çok güzel siliyor, ondan çok memnunum. Ay, ne diyecektim? Bugün anneme Fatma Hanım gelmiş. Sanırım İstanbul'da oturuyormuş kendisi. Bu taraflara bir yerlere yolu düşmüş. Anneme uğramışlar, bizleri görmek istemiş. Annem çok ısrar etmiş. Hani Nilgün'e de gidin, orada bir kahve için ya da birlikte geçelim demiş sanırım. Ama onların acelesi varmış, o yüzden uğrayamamışlar. Buradan kendisine çok selam gönderiyorum. Nilgün Hanım bana selam gönderebilir mi demiş. Fatma Hanım, çok sizi öpüyorum, çok sağ olun. Bir sonraki sefere, konuşamıyorum sıcaktan. Bir sonraki sefere muhakkak bana da bekliyorum. Bir kahvemizi içmeden gitmeyin. Uğramanızı çok isterdim gerçekten. Ah, böyle işte, bizde durumlar böyle. Bu masamın örtüsünü de onu gösterecektim. Kırmızı beyaz kareli örtüm vardı ya. Dedim ki biraz değişiklik olsun. Masamı sildim. Bu limonlu örtümü koydum. Bunu da anneciğim dikmişti. Belki hatırlayanlar vardır. Ablam ikimize. Kendine de sanırım dikmişti. Üzerine de böyle bu hasır sepetimdeki limonu koydum. Biraz değişiklik olsun, İçimiz açılsın diye düşündüm. Yani bahçemde de çok fazla işim yok. Gerçi bahçede yaptıktan sonra her zaman iş var ama Allah nasip ederse akşama da bir sulama yaparım, otururuz. Burada da serinleyen birileri var. Bakın. Kızım. 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 Ah, buraları kıl içinde bırakmış. Kıl. Neyse, canı sağ olsun. O da burada serinliyor. Şimdi ben vlogumu burada kapatayım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yüz yüze kapanış yapamıyorum çünkü feci terliyim. Hemen üzerimi değiştirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Hoşça kalın. Yorumlarda buluşalım. Allah'a emanet olun.